tesisimizin önünde bu cesareti, bu cüreti nereden buldular? Konuşacağız. Daha konuşacağız. Korunaklı olup olmadığını da konuşacağız Sayın Şahin. Yani oldukça korunaklı diyorsunuz ama öyle iddialar var ki bir özel güvenlik şirketi tarafından kullanıldığına ilişkin iddialar ortaya atıldı. Tamam, İletişim Başkanlığı bunu reddetti ama şunlar tarafından kullanılıyor diye yeni bir açıklamada korunuyor diye yeni bir açıklama da yapmadı. Daha konuşacağız. Size soracağım daha çok soru var. Ama izninizle bir Sayın Özgür Töre dönmek istiyorum diğer konuklarımızdan da. Bir cümle bu konuyla alakalı bir cümle bilgi vereyim. Ondan sonra değerli paşamıza hay hay dönelim. Buyurun. Bakınız, bugün sizin beni aradığınız akşam üzeri saat diliminde ben şehitlerimizden Atakan Şahin Erdoğan'ın ailesine taziye ziyaretindeydik. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan Bey ile beraber. Atakan Şahin Erdoğan Bey, TUSAŞ'taki güvenlik amiri. Orada kahramanca vuruşan, teröristlere karşı kendini feda etmiş bir kahraman. Onu rahmetle anıyorum, onunla birlikte şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Buradaki güvenlik tamamen TUSAŞ'ın kendi kontrolünde olan bir güvenlik şirketi. Yani özel bir güvenlik şirketiyle anlaşmış ve kendilerini koruyor değil. Anladım. Kendi iç birimleri içerisinde kurdukları bir güvenlik birimi var ve bu güvenlik biriminden sorumlu Atakan Şahin Erdoğan da şehit olan isimlerden bir tanesi. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de böylece bunu da net bir şekilde öğrenmiş olduk. Sayın Tör, sizin bu saldırıya yönelik söyleyebilecekleriniz neler? Yani PKK bu saldırıyı üstlendi. Öcalan'a el uzatılmasının hemen arkasından, ikinci defa çağrı yapılmasının hemen arkasından gerçekleşti. Biz birini takip ederken ötekiyle karşı karşıya kaldık ve çok üzüldük. Çünkü 5 şehidimiz var, 22'de yaralımız var. Bu size ne anlattı, ne gösterdi? Şimdi zamanlamasından başlayalım. Lütfen. Biraz önce İdris Bey özellikle zamanlamada kazan da olması bölümüne önemli. Ben de buna katılıyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin BRICS ile ilgili bir konuda özellikle Suriye konusunu da ele alacak bir görüşmenin zamanında eş zamanlı yapılması bence tesadüf olacak konulardan biri değildir. Buna döneceğim ama bir tane daha var. Aynı zamanda bir gün önce bir uçak uçtu, bizim Hürjet uçtu. Hı hı. Bu da aslında değerlendirilmesi gereken konulardan bir tanesi. TUSAŞ'ı zaten stratejik tesis, onu söylememize gerek yok. Bir de İsrail-İran gerilimi. İsrail-İran geriliminde Lübnan yanlısı gruplarla İsrail'in savaşması, çatışması, ne dersiniz deyin, bu konularda var. Bunu da birazdan arz ederim. Ama şimdi dönecek olursak, Rusya'daki toplantıda eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bunu bilmiyorum, sadece bir düşünce olarak, beni fırtınası olarak arz ediyorum. Uçakla ilgili bir konu görüştüyse, yani bizim uçağın motoruyla ilgili veya ara nesil uçak alınmasıyla ilgili acaba hani böyle bir konu gündeme geliyor mu, gelmiyor muydu? Böyle bir bilgim yok. Sadece beyin fırtınası. Buna yönelik bir, çünkü PKK'nın arkasındaki devletlerin kim olduğu belli. Küresel devletlerin, güçlerin kim olduğu belli. Bunlar bir stratejik mesaj göndermek kapsamında bunu yapmış olabilirler. Veya hava savunma sistemleriyle ilgili tekrar Rusya'dan acaba bir şey alınacak mıydı, alınmayacak mıydı? Ve Suriye'deki görüşmeler. Yani burada denklem var. Bir, Astana görüşmeleri kapsamında mı Suriye sorunu çözülecek? Suriye, Rusya, Türkiye, İran katkısıyla. Yoksa Cenevedekiler deplar toplu. İkisi birden çok farklı. Çünkü Astana'daki görüşme Suriye'nin devlet bütünlüğünün üzerinden giden, diğer grupları enterne eden bir süreç. Ama Cenevedeki her zamanki gibi küresel güçlerin, işte Bosna Hersek'te olduğu gibi, Libya'da yapmak istedikleri gibi üçlü ve üçünün birbiriyle her zaman çatışmaya hazır olduğu, işte Keşmir'de olduğu gibi diğer böyle problemli sahalar çıkarak bölgede bulunmalarını sağlayacak bir konu. Dolayısıyla Türkiye'ye verilmek istenen mesaj bu olabilir. Yani bu Suriye veya işte uçak, motor gibi konularla olabilir. Çünkü şöyle, uçak motoru şöyle, biz bu uçak motorunu yapacağız. Evet. Yani bu 1970'te kurulmuş TUSAŞ. Bu süreç, zamanı gelecek. Bunu bizim mühendislerimiz bunu en iyisini yapacaklar. Ama bu bir zaman. Mutlaka. Şimdi bu ara nesil uçak konusunda bakın, dikkat edin, çok ciddi bir oyun var. Yani Amerika Birleşik Devletleri bundan başkanı yaklaşık 6 ay önce falan da herhalde, ben onu 15 günü çözeceğim demişti.
Yani 15 gün içinde çözüyordu Biden. Yaşın ilerlemesinin getirdiği konuyu da unuttuğunu zannetmiyorum. O kaldı. Türkiye de herhalde bunun farkında. Onun yönelik arayışlar içerisinde. Eurofighter. Tam böyle olacak diyoruz. İşte Almanya'da açıklama geliyor. Diyor ki biz bunu işte değerlendireceğiz. Yani sürekli sen git ara nesil başkasını alma. Ama ben de sana bunu vermeyeyim, geciktireyim. Evet. 2028'den sonra verilmesi demek ara nesil uçağın. Şöyle yararsızlıklar olur. Bize katkısı az olur. Niye 2028? Bir, Yunanistan silahlama programı 2028'de bitiriyor. İki, bizim zaten motor üretme ve şey sürecimiz yavaş yavaş başlayacak. Yani bize şimdi lazım. Evet. Bir sene için, 6 ay içinde yavaş yavaş peyderpey. Yani 40'ı değilse bile yavaş yavaş. Veya uçak motorlarının gelip bizim çeşitli güncelleme diyelim. Öyle hani şey yapalım, geliştirip modernize edeceğimiz bazı F-16'larımız var. Bu da verilmiyor. Yedek parça 79 dediler, 80'e yakın blok 70 modeli, yani radarla ile ilgili değişik konuları, bu da verilmiyor. Dolayısıyla eğer Türkiye hani acaba Rusya'dan böyle bir destek alma gibi bir yola gider mi yönelik bir mesaj olabilir. Yani kazandık görüşmeler bu olabilir. Şimdi örgütün, terör örgütünün, bir de tabii ki bu biraz önce de genesinde de bahsettiğiniz, değerli katılımcının da bahsettiği terörist başına bir yapılacak konuyla ilgili olan da olabilir. Evet. Şimdi her halükarda bu saldırı önceden hazırlanmıştır. Yani hedeftir. Orada stratejik bütün tesisler hedeftir. Sadece hedef nasıl güncellenir? Yani neyle vurulacaktır? İşte bombalı araç mı gönderecek? Bununla yönelik planlama yapılır. Yani bu biraz önce söylediğim 3 sebepten hangisi olduğunu bilmiyoruz. Üçü de daha olabilir. Birisiyle ilgili olabilir. Ama burada bir vurkaç değil. Yani mesela bir yere bomba bırakıp kaçma değil. Göstere göstere bir örgütün, terör örgütünün kasıtlı olarak yaptığı bir terör saldırısı. Metot olarak öyle. Yani diyor ki biz bu saldırı yapıyoruz. Arkası küresel gücün mesajını iletmek için. Hı hı. Öteki türlü olsa biraz daha farklı yorumlarda bulunabilirdik. İkincisi, bu saldırganların elinde, teröristlerin elinde şahin gözleri var. Yani kalçadan nokta atışı yapacak, hareket halindeyken yapmanı kolaylaştıracak. Hı hı. Ve bunu da eğitimini almışlar. Yürüyüşlerin, atışlarından bu belli. Hı hı. Yani profesyonel bir ekip, öyle standart yani bir terörist değil, onu iyi eğitilmiş üzerinden. Çok rahatlarmış zaten. Öncesinde evet. Gidiyorlar, çaylarını, kahvelerini içiyorlar, yemeklerini yiyorlar, taksiyi çağırıyorlar. Herkesin gözünün önünde iniyorlar rahat rahat. Sırt çantalarıyla, bayağı da kalabalık sırt, evet, yani evet, ağır sırt çantalar. Yani örneğin Ali Yerlikaya diyor ki kadın terörist yaralandıktan sonra hani onu da düşünerek hareket etmişler. Kendini patlatıyor. Evet. Tamamen gözleri kararmış durumda yani. Çok profesyoneller. Şimdi o patlatmaya gelecektim. Kendini patlatmış olabilir ya da biraz önce değerli vekilimin söylediği şey konusu var. Çatışmaya giren bir güvenlik görevlisinin, evet, onun attığı mermilerle de patlamış olabilir. Yani, hı hı, onu tabii devletin resmi açıklaması neyse ona inanacağız. Hı. Bununla ilgili, ama sonuçta o patlatma şöyle önemli. O patlama olmasa oradaki güvenlik görevlileri biraz daha fazla mukavemet edip daha içeri girmeyi yavaşlatabilirlerdi. Evet. Ama işte burada şu geliyor devreye, bunu mutlaka devletimiz önlemini alacaktır. Bu tip stratejik tesislerde derinlikte kademelendirilmiş savunma ihtiyacımız var demek ki. Evet. Ama bu çok bölgesel savunma. Evet. Bu ama bölgesel savunma için. Bu önemli. Stratejik, hı, tesislere bölgesel savunma için bunun yapılması. Yani bomba patladığında bile geride ondan etkilenmeyen ses ve şok etkisinden. Çünkü bir yerde bomba patladığı zaman istediğiniz kadar çok iyi silah kullanın. Onun oluşturduğu şok dalgasıyla hareketleriniz yavaşlayabilir. Dolayısıyla oradakiler kahraman da olsa bu işte sıkıntı. Çünkü gelenler çok profesyonel. Yani askeri eğitim almışlar. Ancak muadili askeri eğitim almış. Dar tarafından hem uzun namlusuyla itibariyle hem de onlarla çatışma tecrübesi olanlar müdahale edebilir. Yani TUSAŞ'ın güvenliğinin de en azından o koşulları sağlayan insanlardan oluşması gerekiyordu belki. Ben onu söylemeyecektim. Siz söylediğiniz için buna katılıyorum. Yani şunun için söylemeyecektim. Yani şeyden dolayı değil de. Yani şöyle, şimdi bakın biraz önce ne dediler? Kahramanca görevi yapmaya çalışıyor. Evet. Şimdi biz bunu hani böyle direkt söylediğimiz zaman yorumcu olarak, yani acaba söylemeyelim mi diye böyle bir düşünce. Hayır, o kahramanca görevini yapmaya, evet, çalışmış olabilir ama yetenekleri, evet, belli bir yere kadardır, evet, ve o nedenle şehit olmuştur karşılığını bir uzun Evren Hanım, ben o kahramanca silahlarla ibaresini şunun için kullandım. İçeride normalde amir, hı hı, Atakan Şahin, bu çatışma seslerini duyar duymaz müdahale kendisi, yani amir olduğu noktadan içeriden çıkıp bizatihi
uzun namlulu silahla bunlara karşı mücadele eden tabii ve karşı koymaya çalışmış. Tabii zaten Sayın Şahin, Allah rahmet eylesin, o elinden geleni yapmış, nurlar içinde yatsın inşallah, o elinden geleni yapmış. Burada kesinlikle rahmetliyi kınamak adına konuştuğumuz bir şey yok. Aksine daha farklı bir donanımla keşke başkası olsaydı. Hani onu anlatmak istiyoruz. O konuda yerden göğe kadar haklısınız. Burada hem istihbarat zafiyeti var, hem güvenlik zafiyeti var. Evet. Paşamın ifade ettiği gibi daha öncesinden bunun kontrol mekanizmaları farklıca kurulabilirdi. Detayını da anlatabilirim. Çünkü orada özellikle bu teröristlerin 4 saat bir kafede, kazanda 4 saat vakit geçiriyorlar. Evet, evet. Ve daha öncesinde gelmişler, keşif yapmışlar. Bu taksi şoförünün telefonu var kendilerinde. Taksi şoförünü kafeye çağırıyorlar ve onu infaz ettikten sonra olay mahalline intikal ediyorlar. Evet. Detayları var ama ben ilk turda bu konulara girmemek adına konuşmadım. İçeride normal kulübede görevli olan bir emniyet mensubu veyahut da güvenlik görevlisi değil, içerideki amir bu çatışmayı duyunca dışarı çıkıp orada şehit olan, evet, ve bu PKK'lı teröristi de kolundan yaralayan isim olarak değerlendiriliyor. Evet. Atakan Şahin. O nedenle bu değerlendirmeyi yaptım. Bunu da özellikle bilinmesinde fayda. Sağ olun efendim. Biz asla, belirtmek isterim, asla rahmetliyi kınamak adına söylediğimiz bir şey değil. Aksine onun yerine çok donanımlı, TUSAŞ gibi stratejik bir kurumu koruyacak donanıma sahip başkaları olsaydı belki bu sonuç olmazdı. Bunu demek istedik sadece. Anlatmak istediğimiz sadece buydu. Buyurun Sayın. Bundan sonra belki ona da daha fazla dikkat edilir. Tabii bu bölgesel bir stratejik tesisi veya alanı korumak önemli. Ama terörist ilkinizde bulunduğu sürece en zayıf noktada mutlaka eylem yapma çabasına girer. Hı. Yani burası olmaz, başka bir yerde yap. Bunun sadece biraz önce zamanlamasını, işte bu kazandaki toplantı, terör örgütü falan birçok sebepten dolayı burası seçilmiş olabilir. Ama o silahıyla teröristlerin olduğu yerde mutlaka bir yerde bu eylemi yapmaya çalışırlar. Daha farklı bir, daha zayıf bir noktaya, evet, bu saldırıyı teksif edebilirler. Dolayısıyla burada aslında sınırlardan, yani hem istihbarat açısından ama özellikle içeriye kontrolsüz girilmesinin önlenmesi çok önemli. Bakın Avrupa Birliği Yunanistan'ı bu konuda demir işte kafeslerle örülmesi, tel örgülerle kademelendirilmesi, denizde hatta Alman Deniz Kuvvetleri geliyor, takviye ediyorlar. İşte Türkiye ile bir anlaşma yapıldı ki ben bunun çok doğru olduğunu da düşünmüyorum, geri kabul anlaşmasının kişisel olarak, ama sonuçta devletin kararı netice itibariyle. Ama buradaki şey şu, sizin terör örgütü mensuplarınız ülkeye girerse bir yerde eylem yapar. Ve terör örgütleri de şeyi çok sever. Akvaryum balık ilişkisi vardır burada. Yani teröristler balık, diğer insanlar, içine karıştığı insanlar da akvaryum felsefesiyle düşünür. Dolayısıyla ayırt etmekte oldukça zordur. Buna yönelik de tedbir alınması lazım. Yani bakın bazı ülkelere girerken mesela Almanya gibi kan örnekleri alınıyor, fotoğraflanıyor, kim giriyor, daha öncesini istihbarat yöntemleriyle örnek olarak söylüyorum. Bir kadın gazeteci, Alman istihbaratçı, Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkesinde henüz Suriye'den o ülkeye gitmek isteyenin orada analizini yapıyor. Yani bu yarın öbür gün o ülkede bu tarz bir problem oluşturabilir mi? Evet. Diye, demek ki bu çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Bunu niye ifade ediyorum? Yani bu olduktan sonra güvenlik kuvvetlerinin işte eksiği varmış falan dememiz çok basit. Yani buradan eleştirebiliriz ama olayın ne kadar yük bindirildiğini de özellikle dikkat etmemiz lazım. Orada Suriye'den girdiği ifade edilen iki teröristten söz ediyoruz. Suriye açık kapı politikamız zaten devam ediyor. Kontrol mekanizması yok, hani Almanya'da olduğu gibi siz kimsiniz, sen kimsin denilecek, bir şöyle çetelesinin çıkartılacağı bir sistem de söz konusu değil. Elini kolunu sallaya sallaya giriyor insanlar, yani dağdan gelmelerine bile gerek yok artık. Zaten ellerini kollarını sallayarak girebiliyorlar. Şimdi Suriye'den girmesi konusu da aslında şöyle ayrıca düşünülmesi, tartışılması gereken bir konu.
Şimdi diyor ki Amerika Birleşik Devletleri, bu diyor Suriye'deki örgüte, bu diyor PKK değil diyor, PYD diyor, evet. YPG diyor. Hatta ben diyor bunu Syrian Democratic Forces, SDG'nin içinde tuttuğum bir ara yüz diyor. Öyle anlatıyor bize. Eğer Suriye'den girdiyse, de, ki en son devletin resmi açıklaması, biz her zaman devletin resmi açıklamasına güveneceğiz. Evet. Yani netice itibariyle spekülasyonlara değil de, eğer Suriye'den girdiyse o zaman bu biraz önce oradaki Amerika Birleşik Devletleri'nin bize söylediğinin den farklı bir durum ortaya çıkartıyor. Bunun benzeri de oldu. Paramotorlarla girmede de böyle oldu. İskenderun'daki saldırıydı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. İçişleri Bakanlığı'na bir saldırı girişimi oldu. Bunların hepsi bakın buradan geliyor. O zaman o yaptıkları açıklamanın doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Yani hepsi birbiriyle çelişen açıklamalar bile yapabiliyorlar. Bunu şunun için ifade ettim. Eğer bize söylendiği gibi, ki bunu yine gülerek söylüyorlar aslında. Yani yabancı devletin bir generali diyor ki, biz diyor Türklere diyor bunu diyor böyle anlattık diyor. Bir de kendisinin bu fikir veren danışmana da teşekkür ediyor. O bölgenin bu konuyu yapan, evet, danışmana da teşekkür ediyor. Ülke ismini şey için söylemedim. Yani bir ülkeye özel olarak böyle, ama halkımız biliyor hangi ülke olduğunu. Şimdi burada demek ki terör örgütü PKK o zaman Suriye'de bu alanı çok rahat kullanıyor. Evet. Bunu zaten bunu biliyoruz ama açıklama doğru değil. O zaman aklımıza şu geliyor. Yani bir tarihsel süreç geliyor. Ne geliyor? Amerika Birleşik Devletleri, Pancho Villa denen bir adam var Meksika'da. Hı-hı. Amerika Birleşik Devletleri sınırını geçiyor. Amerika vatandaşlarını öldürüyor. Sonra tekrar Meksika içine giriyor. Hı-hı. Amerika Birleşik Devletleri o zaman, amiral düzeltiyorum, General George Scott Patton'ın da bulunduğu işte zırhlı otomobiller, sonra tank görüşünde şey, büyük bir derinliğe girerek, Meksika'nın derinliklerine, bu Pancho Villa ve arkadaşlarını, yani bütün ekibini, yüzlerce kişiyi, hepsini öldürüyor. Demek ki sınırınızın güvenliği önemli. Yani ben biraz önce sınır güvenliği onu kastediyorum. Homeland Security dediğiniz zaman Amerikalılar için ülke güvenliği, özellikle anakarasının güvenliği. Yani Irak'taki üssünün, onlar da önemli ama özellikle anakara güvenliği önemli. İngiltere'de gene aynı şekilde. İşte bütün ülkelerde önemli. Bizde de önemli. Yani dolayısıyla bizim şöyle düşünmemiz lazım. Bir son cümle alayım. Hemen söylüyorum. Son cümle şu. Sınırımızın hemen ötesinde kimse ait olduğunu belli olmayan terör örgütlerinin bulunduğu yerler olduğu sürece bizim ne kadar tedbir alırsa alsın, bakın emniyet müdürümüzü de çağırmışsınız, o da değerli bilgiler verecekti. Ne yapılırsa yapılsın bir şekilde terör saldırılarına maruz kalmak gibi bir realitemiz olacak. Yani biraz önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Pancho Villa'nın önünü söyledim. Yoksa bunun böyle basit hani bir şekilde açıklanması çok zor. Yani oradakilere görev yapmamak, suçlamak, hepsini bunu söylemek çok eksik ve eksik. Yanlış sonuçlar oluşturuyor. Çok daha köklü, çok daha derinde olan stratejik sıkıntılar var çünkü. Evet, Sayın Eren Aksoyoğlu, sizin görüşünüz nedir? Acaba Bahçeli ikinci defa Öcalan'a el uzattı, artık gelsin mecliste.